Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kadir hocam. Selamun aleyküm. Şu anda... Bu amına koduğum şeyi de niye ötüyorsun ki devir? Ben anlamadım ki. Ne yapıyorsun orada? Nereye takıttın onu ya? Yanlış. Emniyet kemeri herhalde bir sıkıntı oluyor ona. Yanlış bir yere takmayasın onu. Takmam, rahat ol abi. Takarsan buna kime takacağım burayı? Bir sen varsın, bir ben başarı kimse yok yani. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. İstanbul'dan nerede geliyorduk lan biz? Çekmeköy'den geliyoruz. Çekmeköy'den Çekerköy'e gidiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Dolphin AVM'ye karşı protein shop'a gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Geçen biliyorsunuz ben de bir video atmıştım. Sametciğimle bir video çekmiştim. Canavarcığım. Ona Atakan'ın tabii biraz daha şeyi oldu o. Hatta dedim ya bu çocuk dedim havaya sokmayalım falan filan. Dedi abi sen kafanı yorma. Ben tabii video çekiyorum. Yolumdayım. Sametciğim olur. Ahmetciğim olur. Benim için fark etmiyor. Gittik işte antrenman yaptık. Bilmem ne yaptık. Ama ben böyle yani sonuçta genç bir çocuk, tamam mı? Evet. İnsanlarla bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu genci de böyle biraz daha ortaya aldık yaşlısına. Böyle hani ona bir teklif getirdiğin zaman seni destekleyelim, sana güzellik yapalım dediğin zaman adam şak götü kalkıyor camında, tamam mı? Vay işte ben boş adam değilim ayağı falan. Tabii bunlar dedi. Olabiliyor. Gitmiş. Şimdi mevzuya ben şuradan gireyim bir bekle. Şimdi ilk bundan 6 ay önce benim YouTube kanalına Samet'le bir video çektik. Aynen sen daha iyi biliyorsun. İlk 6 ay önce benim ya Samet bana Instagram'dan mesaj attı. Ulan baktım omuzları da hakikaten diye abi dedi ben 17 yaşındayım. 17 yaşında dedi böyle bir kütlem var falan. Ulan dedim hakikaten böyle misin ha, o fotoğraflar Photoshop mu falan filan. Dedi öyleyim abi ya. İyi dedim Samet öyleyse. Omuzları vücuduna göre iyi. İyi ya. Ama bence biraz şey duruyor bir. Ya yaşına göre garip bir görüntüsü var. Dikkatimi çekti benim. Aynen ha. Dedim. Yok tamam. Kuvvetli çocuk. Kuvvetli çocuk. Allah var. Genç 15 yaşında ilaç almaya başlamış da. Ama yine de genetik olarak bir kuvveti var bence ya. Kesinlikle. Neyse. Samet'le dedim moruk o zaman sen gel. Yapalım benim bu stüdyo var ya İstanbul Çekmeköy'de işte Atakan'la konuşa dedim seni programa dahil edeyim eğer vücudun öyleyse. Geldi çocuk hakikaten dev gibi ya yani falan. Video yaptık. Ya o kadar dev değil ya. Ya bana ya. Dev gibi abi ha. 110 kilo adam yani. Aynen he. Ben 95 kilo adamım anladın mı? 18 yaşında bir adamın 180 kilo adam barbell row yapıyor. Yani biraz sallama yapıyor ama yapıyor yani. Aynen 180'i yerden yok, millet kesemez yani. Aynen. Ya ilaç alması onu yapamaz ama yine de 130'u her türlü yapar yani. 130'u havada yapar abi. Yani Allah'tan böyle şey var yani. Sağlam bir fiziği var yani. Evet. Neyse tamam. Gücü var yani. Var, gücü de var aynen. Neyse dedim video yapalım. Yaptık bir video. Ondan sonra birkaç hafta önce Testotaylancığın, canavarınla senin, canavarcığınla video yaptı. Ondan sonra Samet de tekrardan mesaj açtı. Abi yapalım. Her gün beni arıyor. Video yapalım. Tamam dedim abisi yapalım. Ayıp ettin ya. Kadir abiyi de dedim alırız. Gider bir antrenman yaparız. Bir gezinti yaparız falan. Ondan sonra da dedim ki ben. Ya belki ileriye doğru ön açılır falan filan gibisinden. Ben ön ayak oldum yani. Dedim Hasan hocam. Ya Samet'e de bir şey yapalım falan. Samet'i de zaten Hasan hocam gördü. Hani dedi bu çocuğu destekleyelim abi. Aynen. Hani şey çocuk. Maddi olarak yani. Trilyoner değil yani. Anladın mı çocuk? Aynen. Hani dedi destekleyelim. Tam olarak bilemem kimsenin maddi durumunu ama elinden geldiğince desteklediğine inanıyorum ben. İşte dedi nakit verelim sana, ürün verelim. Ne istiyorsan istediğin zaman ara. Harçlığın bitti, ara oldu. Ben seni desteklerim dedi yani adam. Demedi mi? Aynen. Ondan sonra nakitini de göndermiş. Adekonto duruyor yani, dümen yok. Videoda da zaten ürünleri verdik. Video çektik 20-25 bin, 30 bin izlenmiş. Kadir abi de bir 10-15 bin izlendi. Her yerden izlendi bu videolar. Sen şimdi 2-3 gün sonra bizi arıyoruz, seni açmıyoruz telefonu. Bir başka bir markayı paylaşmış. Instagram'ında. 2 gün sonra mı? 2 gün ya, ya çok değil 2 gün ya. Ulan madem böyle bir şey yapacaksın bir ara. De ki ilk baştan beri benimle muhatapsın ya. Atakan abi bak böyle bir durum var. Tamam oğlum diyeceğiz sana ne diyeceğiz? Ki sen de pamuk gibi adam bir şey Atakan, demez yani. Mesela Kadir hocam kralsın, Kadir hocam şöylesin, Kadir hocam böylesin. Ulan 2 günde bizi kral ettin. Sikinos gibi kral amına koyayım ya. Ulan hiç olursa bir ay dursaydım ne oğlum ya. Ya biz zaten akşama kadar taşa geçecek adam arıyoruz. Desene bizim elimize niye mevzu veriyorsun? Ya şimdi bak genç çocuk olmasa ben çok daha farklı konuşacağım da. Harbiden ters konuşacağım ya, da. Ya genç cahil bir çocuk. Aynen. Tamam da oğlum bir ara de ki abi böyle. Diğeri bana daha iyi verdi artık ne verdiyse de ama. Ya bilemezsin. Bence onu hocası buna gaz verdi bana göre, tamam mı? Dünden beri sen aynı şeyi söylüyorsun. Aynen.
Ya birileri o çocuğa gaz verdi. Birkaç kişi de konuştuysa ya bu siklimin şeyi de Kemer Dağıt'ın niye böyle diyor ya? Ne bileyim herhalde müşüründe sıkıntı var galiba. Muşurunda sikeyim muşurunda. Gaz verdiler. Baya bu çocuk da kendini şey zannetti, tamam mı? Hüsamettin. Hüsamettin zannetti. Hüsamettin değil. Ronnie Coleman zannetti amına koyayım. Tamam. Ronnie Coleman bile bu kadar çabuk havaya girmemiştir. Evet. Havaya girdi. Ya çok önemli değil ama ben her zaman bak sana da diyordum ya. Evet. Bir insan hemen şak diye bir tarafını kaldırmayacaksın abi. Kalktığı zaman ki bu piyasa böyle bir sürü şeylerle dolu. Tamam mı? Hani sen hiç tanımayan birine iki kutu protein ver. Ulan bak bu bana iki kutu protein verdi. Bu milyon dolar kazanıyor ayağına gider, tamam mı? Evet. Hemen götü kalkar. Bizim millet böyle bir şey. Hani yavaş yavaş gideyim bak bunlar beni destekleyecek. Daha doğrusu Hasan Güler destekleyecek yani. Ben tutup da ona protein dozu falan verecek halim yok. Ama insanların götü çabuk kalkıyor. Bana göre Samet'ciğim ayıp ettin ya. Hani beni siktir et. Yani ben gittim video çektik neyse de. Ama Hasan Hoca'ya bence yanlış yaptın. Bence çok şey kaybettin. Hep öne ayak olduğuma göre bence bana da sen de kötü oldun. Böyle senin götünü sürürüm diye. Yani ben de kötü oldum arada değil mi? Aynen. Adama karşı ben mahcup oldum yani. Aynen he. Ya ister istemez söylüyorsun. Başka birini getirsek millet diyecek ya işte gelen gidiyor amına. Bana kafam yapıyorsun. Tabii. Hani gibilerinden diyebilir. Yo Hasan da diyecek bana oğlum bunları sen bilerek mi yapıyorsun bana? Yani. He falan. Demek ki çok da fazla insanlara şey yapmayacak arkadaşlar. Diyecek de bir şey yok canın sağ olsun. Ya yani benim adıma öyle diyorum ama bunu bir karakter haline getirirse ileriki yıllarda buna çok sıkıntı yapar. Çünkü bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur derler. Bence olayı düzelt abisi. En azından Hasan abiyi bir ara, tamam mı? Hasan Güler'i. De ki abi işte şu bu oldu, bir özür dile yani. Tabii. Bence bu. Başka ne diyelim? Başka da bir şey demeyelim. Başka da diyecek bir şey yok. Kapat. Evet biz hayırlı yolculuklar kapatıyoruz.